Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Bilindiği gibi bugün Orta Asya devletleri ile Çin arasında toplantı yapılmasını bekliyorduk. Fakat arka arkaya haberler servis ediliyor. Öncelikle 12.23'teki Özbekistan saatine göre bahsediyoruz. Taşkent'in neredeyse her yerinde elektriklerin kesildiği duyuruldu. Daha sonrasında servis edilen haberde Taşkent ve ülkenin bazı bölgelerinde meydana gelen büyük kaza nedeniyle elektriklerin kesildiği Özbekistan Enerji Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Ardından Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da elektriğin olmadığı duyuruldu. Taşkent metrosu büyük elektrik kesintisi nedeniyle çalışmayı askıya aldı. Taşkent ve Özbekistan'ın diğer şehirleri ısıtmasız ve susuz kaldı. Taşkent'te metro vagonlarında mahsur kalan yolcular kademeli olarak tahliye ediliyor. Özbekistan Enerji Bakanlığı cumhuriyetteki büyük elektrik kesintisinin nedenini de açıklıyor. Tüm bu haberlerden detaylıca bahsedeceğiz. Öncelikle konu başlıklarını okuyorum. Daha sonrasında 13.29'da Orta Asya enerji sisteminde acil bir dengesizlik nedeniyle Kazakistan'da 500 kW elektrik geçici sırasında güç dalgalanması olduğu haberi var. Yine Taşkent yakınlarında Dağ beldesinde insanların yüksekte teleferikte mahsur kaldığı belirtiliyor. Daha sonrasında ise Özbekistan genelinde havalimanı çalışmaları askıya alındı. Konu başlıklarını okumuş olduk. Şimdi haberlerin detaylarını aktaralım. İlk olarak servis edilen haberde Taşkent'in neredeyse tamamında elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Özbekistan'ın başkentinin Mirzo Ulu Yunusabat, Mirabad, Bektemar ve Yakasaray ilçelerinin neredeyse tümünde elektrik kesintisi yaşandı. Daha sonrasında servis etten haberde ise Taşkent ve Özbekistan'ın önemli bir bölümünde kaza nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi. 25 Ocak'ta Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı acil durum ilan ettiğini ifade ediyor. Özbekistan'da Nukus, Karşı, Buhara, Semerkant, Fergana, ciza Almalık ve Namangan'da elektriğin gittiği duyuruldu. Daha sonrasında servis edilen haberde dediğimiz gibi 3 ülkeden bahsediliyor. Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da elektrik yok. Kazakistan'da Almatı, Çimken, Taraz, Taldigorgan ve bazı bölgelerde yine ülkenin diğer güney bölgelerinde elektrik gitti. Almatı'da özellikle büyük sıkıntılar olduğu ifade ediliyor. Elektrik kesintisi Kegok hattında meydana geldi. Ağdaki voltaj düştü. Daha sonrasında Trofo merkezlerine yangın oluyor. Rus devlet meclisi Rio de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te elektrik bulunmadığını bildiriyor. Yine Kırgızistan genelinde de elektrik gitmiş durumda. Daha sonrasında servis edilen haberde Taşkent metrosunun askı alındığı ifade ediliyor. Metroda mahsur kalanların olduğu notu da düşülmüş. Şehir genelinde elektrik kesintisi nedeniyle Özbekistan Taşkent metrosu çalışmalarına ara verdi tahliye çalışmaları devam ediyor. Daha sonrasında Özbekistan'da ilginç bir biçimde suların da kesildiği ifade ediliyor. Yine şehrin ısıtmasız kaldığı notu da düşülmüş. Özbekistan İskan ve Toplum Hizmetleri Bakanlığı elektrik kesintisi nedeniyle ısıtmanın yanı sıra soğuk ve sıcak su temininde arızalar yaşandığı konusunda da uyarıda bulunuyor. Bu şekilde bir haber servis edilmiş. Daha sonrasında ise Özbekistan Enerji Bakanlığı cumhuriyetteki büyük elektrik kesintisinin nedenini açıkladı. Saat 10.57'de Kazakistan Cumhuriyeti'nin elektrik şebekelerine meydana gelen büyük bir kaza sonucunda Almatı, Çimkent, Türkistan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Bunun sonucunda Kırgızistan'ın Bişkek, Oş ve diğer tüm şehirleri dahil olmak üzere Kırgızistan enerji sisteminde kesinti yaşandı. Birleşik Elektrik Şebekesi'ne bağlı olan Özbek Elektrik Şebekesi de Kazakistan'dan gelen 530 hattaki ani voltaj ve frekans değişikliğiyle sonuçlanan kazada hasar gördü. Bunun sonucunda Fergana ve Taşkent bölgelerinde özellikle Fergana Vadisi, Siri Derya, Semerkant, Navoy ve Kaşka Derya bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Şu anda komşu devlet ağlarında bağlantıların kesilmesi durumunda ağların aşamalı olarak tekrardan gelebileceğine yönelik haberler de var. Daha sonrasında Taşkent yakınlarında insanların Dediğimiz gibi teleferikte mahsur kaldı ifade ediliyor. Bununla ilgili Özbekistan medyasında haber servis edilmiş. Saatte 2400 kişi taşıma kapasitesine sahip teleferin uzunluğunun 2913 metre olduğu biliniyor. Alt istasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 1380 metre. Dolayısıyla buradaki insanlar soğuktan donarak ölebilir. Bir an önce kurtarılmaları gerekiyor. Bu şekilde bir haber de maalesef servis edilmiş. Daha sonrasında ise Özbekistan ülke genelindeki havalimanlarının çalışmalarını askıya aldığını duyurdu. Taşkent Havalimanı'ndan Taşkent Nur Sultan güzergahındaki HY721 uçuşunun tüm yolcuları kayıt gümrük pasaport kontrolü ve güvenlik taramasından geçmeyi başaramadı. Daha sonrasında 60 yolcu check-in alanında kalırken 30 yolcu da içeriye girmeyi başaramadı. Dolayısıyla havalimanında daha büyük sorunların olmaması için Tüm seferlerin askıya alındığı duyuruluyor. Bu haber bu şekildeydi. Bunun dışında dünyadaki diğer haberlerimize bakalım. Tacikistan ve Kırgızistan'daki Rus askeri üslerine 70'ten fazla silah ve teçhizatın teslim edileceği Rus basınında ifade ediliyor. 2022 yılında yeni askeri teçhizatın Tacikistan ve Kırgızistan'daki Rus askeri üslerine verileceği duyuruldu. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı resmi web sitesinde bununla ilgili açıklamayı görmektesiniz dün 24 Ocak 2022 17.15'te bu açıklama yapılıyor Tacikistan'da konuştuğu 201. Rus askeri üssünün Rusya'nın sınırları dışındaki en büyük askeri tesisi olduğu da hatırlatılmış. İki şehirde bulunuyor. Dushanbe ve Bohtar şehrinde motorlu tüfek, tank, topçu, keşif birimlerinin yanı sıra hava savunma ve NBC koruma ve iletişim birimleri burada yer alıyor. Kırgızistan'daki ortak Rus askeri üssü Kant toplu hızlı dağıtım kuvvetlerinin bir parçası olarak burada görev yapıyor. Yine kolektif güvenlik anlaşması örgütü devletlerinin hava sahasının güvenliğini sağlamakla ilgili Kırgızistan'da üs bulunuyor. Su-25 taarruz uçakları ve Mi-8 helikopterlerinin burada bulunduğu da yine Kırgızistan basını tarafından ifade ediliyor. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'ın güneyinde Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandar vilayetinde özel bir firmanın yoksul ve işsiz 50 kişiye ekmek fırınında iş imkanı sağladığı duyuruldu. Kadınlar günlük 5000 ekmek hazırlıyor ve böylece aylık 50 dolar kazanıyor. Fırında çalışan kadınlar ailelerinin geçimlerini bu fırında çalışarak sağladıklarını söylerken Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı zorla ele geçirmesinin ardından ülkede ekonomik kriz yaşanmış ve milyonlarca kişinin işsiz kaldığını da hatırlatalım. Diğer haberimiz Çin'in resmi verilerine göre 2021 yılında Hindistan'a ihracatın 97.52 milyar dolara ulaştı ve iki yönlü ikili ticaretin ise 125 milyar dolara ulaştı ifade ediliyor. Bu şekilde bir haber servis edilmiş. Yine Rus medyasında Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da hastaneleri bile etkileyecek şekilde büyük elektrik kesintilerinden bahsediliyor. Hoşçakalın.